mıydın? Evet de kendimi çok hasta hissediyorum anne. Kalk da süsleyeceğiz seni. Gerçekten mi? Hadi hadi. Anne bitti mi? Açayım mı gözümü? Bitti kızım. Ay çok heyecanlıyım anne. Çok teşekkür Telefonum çalıyor. Hipopotama benzedim. Of Adnan. Alo Adnan. Alo. Uyki. Adnan ben makyaj yapıyorum. Gelemeyeceğim. Annem yüzünü mahvetti. Düzeltiyorum. Ne? Nihal'le mi buluştun? Ben gelmeyince. Ama görürsün sen Firdevs Hanım. Ben sana yapacağımı biliyorum. Sen yarın buluşmaya gideceksin ya. Sosyetik arkadaşlarına ben sana yapacağımı biliyorum. Anne. Görürsün sen. Görürsün. Gönlüm büyüktü. Ben küçücüktüm. Çalıştım durmadan. Aşka büründüm. İnandım yılmadım. Bazen üzüldüm. Hasta olsam da size mutlu göründüm. O güzel sosyetik arkadaşların bu halini görünce bakalım ne yapacak anne? Uyurken yine çok güzelim. Arkadaşlarımıza selamım var. Var mı benimle kapışan? Görüşürüz. Evet, annemden intikamımı aldım. Sıra ve Nihal'de. Sosyetik arkadaşlar ne yapmış? Ay! Ay ayol bu ne? Kız Bihter! Bihter! Allah! Anne ben çıktım! Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol. Düştüm mapus damlarına öğüt veren. Şimdi intikam sırası Nihal'de. Ana ne yapsam? Makyaj malzemesini, gıda boyası katarım ve bakalım okulda ne yapacak? Biraz gıda boyası katayım şu allığına da. Hiç kaldım hemen süreyim şunu. Bu ne be? Allah'ım ne oluyor be? Çıkmıyor, ne yapacağım? Geç kaldım. Beylül bana. Ay ne yapacağım? Banyoya gitmem lazım. Sin ideallos. Olur böyle. Sen okulda görürsün. Ben şöyle kapayım da tuvalette falan yıkarım. Bunu yapan cadıyı bulursam. Ay dersimizde matematik ya. Ne yapacağım? Ben hemen tuvalete gitmem lazım. Bu hoca da izin vermez ki. Yaptın mı? Yaptım hocam. Kız açın şöyle. Hocam. Bihter, sen mi koydun Instagram'a o fotoğrafı? Alakası yok yani. Yalan söyleme. Ama sen de beni benden de buluşmama geç kalmamı sağladın. Evet, ben koydum. Ben gideyim, Türkçe dersim var anne. Kız gel buraya. Fatım geldi ya. Bir tuvalete girsem hoca bir şey demez herhalde. Şimdi sen görürsün Bihter cadısı. Şunu da gör. Koyayım kimse giremesin. Yani şaka yaptım. Neyse ben bir gideyim bakayım.
Allah, kamera kayıtlarından öğrenecek bunu. Ne yapsam vallahi saç baş girer. Bakalım bakalım şu kayıtlara. Biliyordum ama senin yaptığını. Sen görürsün. Seni bir saç baş yollayayım da. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren çok olur. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren çok olur. Perik muydu? Seni sahtekar. Hocam o yaptı, yemin ediyorum o yaptı ya, geldi saldırdı, bütün okul gördü. Bunu çıkardın. Ya ben öyle bir şey yapmadım diyorum ya. Kızım Peru varmış, çakma sarı yerli uzun teki işte. Allah Allah. Hakaret ediyorsa hep hakaret ediyorsa bir şey nasıl uyguluyorsun? Kamera kayıtlarına bakalım o zaman. Ha? Kamera, baksana kamera kayıtlarına bak bak. Sen bana emir mi veriyorsun, sana mı soracağım ne yapacağımı? Taştırma sana. Başka bir ceza verin, annem babam döver beni lütfen. Bir ter versin. Neyse ben onu bir türlü sıvışırım, tamam tamam. Tamam olur hocam. Bir tane arkadaşımız versin benim cezamı. Lan senin cezanı verecek de iki yerli birbirini bulmuş. Bir şey mi dedin sen? Ya. Sizi çok sevdim, onu dedim. Bu kavgada senin haklı olduğunu biliyorum. O yüzden Nihal'in cezasını sen ver. Sağ ol yani öğretmenim. Zaten saçsız da kaldım anne. Bana yeni bir peruk alalım olur mu? Bu seferki kahverengi olsun. Bihterim ben, yeter artık ya. Peruğumu bile aldılar söktüler. 3500 dolardı o. Gucci çantamızı aldı, yere attı, şey yaptı. Mapus damlarını düşüreceğim ona ama görür o. Annen mi alacak peruk? Yeliz sanırım adı annenin. Tabii peruğu annem alır. Yani sen. Çaktırmamış. Sen ne kızsınız? Bilmiyoruz sanki. Salan ne dedi bu kız? Nihal sen ne biliyorsun bakayım, söyle dökül. Tatlım sadece peruksuz saçın çok kötüymüş diyorum. Gucci çantamla döverim lan. Ben artık bir ikinizi döverim ha. Allah oturduk yani. Bu kız öğrendiyse ne yapacağız? Ben izninizi isteyeyim artık. Annem bekler. İyi günler. İyi günler. Gitti. Anne bir şey diyeceğim. Bu Nihal ikimizin anne kız olduğunu öğrendi. Saçmalama be. Bizi rezil edecek. O söylemeden önce biz söyleyelim. Kızım saçmalama, git çabuk odana ödev yap. Anne neden inanmıyorsun bana? Ben senin kızın değil miyim? Blöf yapıyorsun. Anne değil miyim kızım ben senin? Sen beni cami avlusunda mı buldun? Neden böyle yapıyorsun? Ne kız be? Git odana ödev yap. Bir cami avlusunda mı buldun? Nerede buldun? Niye bana böyle yapıyorsun ya? Utanmasan gideceksin, sokağa atacaksın zaten. Tek işe yaradığı şey Nihal'e ceza vermek. Kızım olur mu öyle şey? Gel buraya. Anne bana yeni Gucci çanta alacağız değil mi? Alırız tabii kızım. Tamam o zaman Gucci'ye gidelim. Hadi içeri. Anne lütfen bu çantayı alalım. 4500 lira ama çok güzel, lütfen istiyorum onu. Yoksa herkese anne kız olduğumu söylerim. Bu benim. Bu mu? İyi tamam alalım bari. Tamam alalım. Bugün intikam günü. Acaba nasıl bir şey yapsam? İntikam günü geldi. Ben ona yapacağımı bilirim. Ay bugün kredi kartının son ödeme günü. Ne yapacağım şimdi ben ya? Gucci çanta aldık dün kıza. Ne yapacağız şimdi hiç yani? Artık yemek olarak da Gucci yeriz. İntikam günü. İntikam günü. Evet, günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Bugün okul gezisi hakkında konuşacağız biraz arkadaşlar. Sevgili öğrencilerimiz İzmir'e bir gezi düzenledi. Ben arkadaşlara bir duyuru yapmak istiyorum da hocam. Yarın yaparsın yavrum. Yok yok, çok önemli hocam. Ver şunu. Hocam çok önemli. Ver şunu, işini bitirmeyeyim.
Hani senin işini bitireceğim. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi okul müdürümüz ve bilgisayar hakkında... Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Ben sana izin verdim mi konuşmak için? Aa. Ama hocam ayıp değil mi? Arkadaşlara duyuru yapacağım. Gelin. Evet arkadaşlar. Al şunları al. Benim babam zaten zengin. Yeterince villamız var. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes buraya baksın ve beni dinle. Çok önemli bir gerçekle yüzleştireceğim sizi. Hayır ya. Lan kız intikamını alıyor. Önce ben alacaktım ama ya intikamımı. Ve bitercim sonra sen alırsın intikamını. Tabi hala ikinizin bu okul yeri varsa. Arkadaşlar birinci önemli duyurumuz. Artık benim yapacağım duyurudan sonra bu okulun müdürünün babam olacağını düşünüyorum. Niye mi? Niye mi?